izlenimleri gelecek ekranlarınıza. Bodrum'un 3,5 mil açığındaki Karda kayalıkları. Ocak 1996'da bu kayalıklara dikilen Yunan bayrağı iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. 30 Ocak gecesi Türk SAS ve SAT komandoları Yunan donanmasının arasından geçerek kayalıklara çıktı. Bundan tam 22 yıl önce Yunanistan'ın provokasyonu sonrasında Ege Denizi ısınmıştı. Tarihler 30 Ocağı gösterdiğinde Türk SAS ve SAT komandoları ve sahil güvenlik ekiplerinin muhteşem operasyonuyla bu kriz çözüme ulaştı. Bu başarılı operasyonun ardından uluslararası toplumun da devreye girmesiyle kriz öncesi duruma geri dönüldü. Ancak Yunanistan'ın provokatif eylemleri son bulmadı. Neredeyse üstümüze aborda olacaklar. Son olarak Yunan Savunma Bakanı'nın kayalıklara çelenk bırakma girişimini Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler önledi. Sahil güvenlik Türk karasularını korumak adına sürekli nöbette. Hemen arkamda Karda kayalıkları ve yanında sahil güvenlik gemisi Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Sorundan en çok etkilenen balıkçılar oldu. Karda kayalığını avlamaya gittiğim zaman Yunan sahil güvenlikleri mutlaka bize bir tacizde bulunuyor. O bölgeye yakın çalışan bütün troller, küçük balıkçılar, gırgırlara aşırı tacizde bulunuyorlar. İki ülke balıkçıları dostane ilişkiler kursa da Yunan sahil güvenliğinin tahrikleri bu dostluğu zedeledi. Biz orada para gede atıyoruz, ağ atıyoruz, kaldırıyoruz derken Yunan sahil güvenliği bizim yanımızdan 35-40 mil hızla süratle geçiyor. Tabii dalgalardan dolayı rahatsızlık duyuyorsunuz. Yani gidin diyor, burası bizim diyor. O arada bizim sahil güvenlik geliyor. Onlara karşılık verince orada biz rahat bir şekilde avlanmaya çalışıyoruz. Helal! Helal be! Benzer girişimlerin önlenmesi için Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriye görevi kesintisiz devam ediyor.